Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber kabak sandal yapacağız. Yemeğimiz için şöyle 4 adet kabak kullanacağız. Kabaklarımızı seçerken şeklinin düzgün olmasına, bir de kabağımızın çok ince olmamasına özen gösterelim. Şimdi şöyle kabaklarımızın başını kesiyoruz. Bir de şöyle alt kısmını bir kenara kaldıralım. Evet, kabağımızın baş kısmını aldıktan sonra şöyle tam kabağımızı yarıya olacak şekilde kesiyoruz bıçağımızla. Kestikten sonra da içini boşaltacağız. Dilerseniz böyle bir aparatla ya da böyle benim gibi bıçakla boşaltabilirsiniz. Şimdi şöyle çevresinden incecik, çok bastırmadan, üstten üstten bir çevreliyorum. İçini boşaltmak istediğim kısmı, yani hizaya alıyorum diyebilirim. Evet, şöyle bir çizdikten sonra da bir kaşık yardımıyla, şöyle küçük bir tatlı kaşığı yardımıyla da boşaltıyoruz. Bu şekilde. Hassas hareketlerle yapıyoruz arkadaşlar. Kabağımızı parçalamadan. Düzgün bir şekilde. Zaten içini boşalttıktan sonra da şöyle kaşığımızla çekelim. Tamamen düzgün bir hale getirelim. Daha pürüzsüz olsun yani. Evet. Bu kadar yeterli. Şimdi diğer kabağımızı da aynı şekilde. Evet, içlerini oyduğumuz kabaklarımızı şöyle bir borcam tepsiye alacağım. Evet, kabaklarımızı tepsimizi aldıktan sonra şöyle kabımın içerisine biraz zeytinyağı aldım. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar diyebiliriz. Şimdi zeytinyağımın içerisine şöyle çok az toz kırmızı tatlı biber ekliyorum. Yani yarım çay kaşığından daha az olacak şekilde, çok fazla değil. Ardından yine kaşığımın ucuyla çok az, şöyle göstereyim, karabiber ekliyorum. Ve yine çok az olacak şekilde pul biber ilave ediyorum. Bu ölçülerin hepsi yarım çay kaşığından daha az kullanıyoruz arkadaşlar. Hepsi yarım çay kaşığından daha az baharatlarımızın. Şimdi şöyle bir karıştıralım. Ve şöyle bir fırça yardımıyla kabaklarımızın içerisine süreceğiz. Kabaklarımızı lezzetlendirmek için bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Çok da güzel oluyor. Çok fazla baharat eklememeniz gerekiyor. Çok fazla baharat eklerseniz eğer kabaklarımız fırında pişerken yanacaktır içerisinde. O yüzden azar azar eklemenizde fayda var. Mutlaka zeytinyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Zeytinyağı ile çok lezzetli oluyor. Ama yoksa elinizin altında sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Evet, yağımızı da sürdükten sonra şimdi kabaklarımızı önceden ısıtılmış 230 derecelik fırınımızda biraz kabaklarımız kızarıp yumuşayana kadar güzelce pişirelim. Evet, kabaklarımız fırında pişerken biz de iç harcımızı hazırlayacağız. İç harcımız için şöyle bir adet orta boy küp doğranmış soğan kullanacağız. 250 gram kıyma, tuz ve baharat kullanacağız. Baharat olarak da yarım çay kaşığı toz tatlı biber, yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı da karabiber kullanacağız. Kıyma harcına yakıştırdığınız başka baharatlar varsa onları da kullanabilirsiniz.
Ve şöyle kabaklarımızın içerisinden çıkan parçalar vardı. Yani içlerini oymuştuk, kalmıştı. Onları da böyle küp küp doğradım. Tıpkı soğan doğrar gibi. Onları kullanacağız. Evet, iç harcımızı yapmak için tavamı ocağıma aldım. Ocağımın altı açık şu anda. Şimdi tavamın içerisine biraz sıvı yağ ilave ediyorum. Şöyle göz kararı. Ardından içerisine soğanımı ilave ediyorum. Arkadaşlar siz de yağ miktarını damaklarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yaklaşık 7-8 yemek kaşığı vardır diye tahmin ediyorum. Soğanımızı da ilave ettikten sonra şöyle bir karıştıralım. Ardından kıymamızı da ilave edelim. Soğanımızı ve kıymamızı aynı anda kavuracağız. Şöyle kıymamızı elimizde biraz küçültürsek iyi olur. Şimdi böyle kaşığımızla kıymamızı eze eze kavuralım. Evet, kıymamız ve soğanımız güzelce kavrulmaya başladı. Şimdi içerisine baharatlarımızı ilave edeceğiz. Ardından biraz da tuz. Şöyle bir ve iki çay kaşığı kadar. Siz de tuz miktarını damaklarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle karıştıralım. Evet, şimdi de harcımızın içerisine kabaklarımızı ekleyebiliriz. Kabaklarımızı da ekledikten sonra harcımızın içerisinde kabaklarımız biraz ölene kadar kısık ateşte kavurmaya devam edelim. Evet, kabağımız da kıymamızın içerisinde çok güzel bir şekilde kavruldu gördüğünüz gibi. Neredeyse kaybolmaya başladı bile içerisinde. Şimdi içerisine şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Eğer evinizde biber salçanız yoksa domates salçası da kullanabilirsiniz. Bekledikten sonra da bir 5 dakika kadar kavurup hemen ocaktan alıyoruz. Evet, iç harcımız pişti. Biz iç harcımızı yaparken kabaklarımız da çok güzel bir şekilde kızardı. Gördüğünüz gibi tam istediğimiz kıvam bu. Hafif hafif kızarması gerekiyor, bir de yumuşaması gerekiyor. Şöyle pişip pişmediğini nereden anlarız diye sorarsanız şöyle elinizle kontrol edin. Gördüğünüz gibi yumuşacık, istediğiniz şekli alıyor. Çok fazla kızartmanıza gerek yok zaten çünkü bir daha fırınlayacağız. Hemen şimdi kabaklarımızın içlerini dolduralım. Yemeğimiz için şöyle bir salça sos hazırladık. Salça sosumun içerisinde bir tatlı kaşığı domates salçası, çok az bir tuz, yarım çay kaşığından daha az olacak şekilde, bir su bardağından biraz daha fazla olacak şekilde de sıcak su var. Güzelce karıştırdım sosumu. Şimdi üzerlerine dökeceğim. Şimdi kabaklarımız burada bekleyecek. Biz de çok güzel bir beşamel sos hazırlayacağız yemeğimiz için. Evet, beşamel sosumuz için tenceremi ocağıma aldım. Tenceremin içerisine şöyle 2 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Evet, tereyağımız yavaş yavaş erimeye başladı. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı un ilave ediyoruz. Evet, unumuzu da ilave ettikten sonra şöyle bir çırpıcı yardımıyla unumuzu biraz döndüreceğiz yağımızda.
Kokusu çıkana kadar çok fazla kavurup unumuzu yakmayacağız arkadaşlar. Evet, oldu bile. Şimdi sütümüzü ekleyeceğiz. Sütümüzü eklerken de bir yandan sürekli unumuzu karıştırmamız gerekiyor. Yoksa topak olacaktır. Yani tortulu tortulu kalacaktır. Evet, şimdi ikinci su bardağı sütümüzü de ekliyoruz. Sütümüz soğuk bu arada arkadaşlar. Şimdi şöyle içerisine biraz da tuz ekleyeceğim. Yarım çay kaşığı kadar. Kısık ateşte beşamel sosumuz kıvam alana kadar sürekli karıştırmamız gerekiyor. Evet, beşamel sosumuz yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Koyulaşmaya başladı. Hemen altını kapatacağım. Çok fazla koyulaşmasını istemiyorum çünkü. Evet, şimdi beşamel sosumuzu kabaklarımızın üzerine dökeceğiz. Evet, şimdi de kabaklarımızın üzerine biraz rendelenmiş kaşar dökeceğiz. Yemeğimizi önceden ısıtılmış 230 derecelik fırınımızda üzerindeki kaşarlar eriyip kızarana kadar güzelce pişirelim. Evet, kabak sandalımız pişti. Servise hazır. Muhteşem bir lezzet oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.